velayetinin davalı anneye verilmesini. Tarafların müşterek protokol neticesinde karar verdikleri tarihlerde çocuğun babasıyla kişisel ilişki kurmasına karar verilmiştir. Dava bitmiştir. Her şey hazır mı? Konuştum arkadaşlarla, işte bir uygun bir ev bulmuşlar. Bakalım, artık gidince göreceğim ben de. Keşke seni vazgeçirmenin bir yolu olsa. Yok Şale, yapamıyorum ben burada. Yani orada her şey daha kolay olacak. Daha iyi olacak. Yüz çekmen lazım. Yapıştır, yapıştır. Tamam. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Ben şu bankla içerideki kutuları da kapatayım. Tamam Osman abi. Geliyorum şimdi. Bakıyorum, iyi bir ekip olmuşsunuz. Evet, elimde koli bantlarıyla gelince çok fazla dayanamadı bana. Güzel taktik. Geleceğinden haberim yoktu. Nasıl gidiyor? İyi işte. Sabah erken uyandım. Sonra gittim boşandım. Sonra da sana yardım edeyim diye geldim işte yani. Sıradan bir gündü yani. Yani. Konuştun mu Zeynep'le? Zeynep'le mi? Konuştum. Ne oldu? Ters giden bir şey mi var? Yüzün gözün değişti. Yok. Yani sadece biraz fazla yordu beni. Ne diyor peki? Ne diyecek? Gelmeyeceğim diyor. Sen git diyor. İşte... Gölyazı'dan ayrılırken de aynı şeyi yapmıştı. Sonra son dakika gelmişti. İnat ediyor yani. Dönme konusunda inat eden bir kişi görüyorum ben. Ben inat etmiyorum Can. Bu inat değil. Sadece bir karar verdim. Peki kararını değiştirebilecek hiçbir şey yok mu? Geçen akşam söylediklerimi hiç söylememişim gibi davranmaya devam mı edeceksin? Can, bunları şimdi konuşmasak. Zamanımız yok. Yarın gidiyorsun. Ne zaman konuşacağız? Evet. Yarın gidiyorum. Yapma Demet. Bak ben... Neredeyse hepsini bitirdik. Çok şükür. Oğlum sen kendini yorma. Gerisini biz hallederiz artık. Tamam o zaman, bana müsaade. Osman amca. Sağ ol. Görüşürüz. Haberleşiriz o zaman. Tamam, var. Kızardın sen. Anne. Buradayım hayatım. Bitti. Boşandık biz. İyi değilsin. Hadi gel. Otur. İyiyim. Gerçekten iyiyim, merak etme. Bak istersen akşam birlikte bir şeyler yapalım mı?
Hem biraz stres atarız, kafa dağıtırsın. Sen rahatına bak bir tane. Ben akşam çıkacağım zaten. Tamam, peki. Sen gelmeden önce kendime baktım da... Yani keşke bunu 5 sene önce yapsaymışız. Şimdi hemen yaşlandım triplerine girme. Ya öyle bir şey yok çünkü. Öyle. Görüyorum ben. Tabii sen bana moral vermek için öyle söylüyorsun. Hem niçin artık başrollerin annesi teklifi geliyor bana zannediyorsun? Umarım senin yaşındayken senin kadar güzel olabilirim. Ah bir tanem. Güzeller güzelim. Güzellikten çok daha önemli bir şey var biliyor musun hayatta? O da iş seçimi. Ya belki çok klişe olacak bir tanem ama... gerçekten sevdiğin biriyle değil, seni çok seven biriyle evlenmelisin. Klişe biraz orijinal mi kaldı sanki? Doğru. Ama... eğer öyle yapmazsan işte benim gibi bu yaşta ortalıkta kalıverirsin. Klişe daha ister misin? Her zaman aklını kullan. Onu dinle. Kalbini dinleme. Yoksa kalbin seni yanıltır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.